Belki hatırlarsanız 2000'li yıllardan itibaren e, Kürt Kadın Hareketi sürekli bu 21. yüzyıl, yüzyıl bizim yüzyıl, yüzyılımız olacak. Çünkü bu yüzyılda, geçen yüzyılda inşa edilen ataerkil düşüncenin, ataerkil ideolojinin dünyayı kasıp kavurduğunu, geçen yüzyılda iki tane büyük savaşa yol açtığını ve günümüze kadar hiçbir sorunu çözmediği gerçeklerden hareketle, e, erkek egemenlikli sistemin dışında alternatif bir sistemi yaratmanın tam da zamanı diyerekten yeni bir çağ 21. yüzyıla girerken Kürt kanları biz buna daha hazırlıklı girelim alternatifimizi yaratarak çünkü gördük erkek egemenlikli sistemler savaş, şiddet, tecavüz, işgal bunun ötesine geçmen insanın başına büyük bir felaket büyük bir beladır ona karşı da artık hani Kürdistan'da 90'larda başlayan Kürt kadın özgürlük hareketi hem işte bir yandan kendi varlığını koruma, savunma diğer yandan tabii eleştirdiği erkek egemenlikli sisteme karşı alternatif sistem geliştirmede çok ciddi bir ilerleme kaydetti. Yani 30 yıllık bir serüvende çok ciddi bir tarihsel birikim tarih içinde kadını keşfetti ve tarihsel olarak kadının alternatif olabileceği olduğu gerçekliğinden hareketle bunu günümüze taşırma mücadelesini verdi ve günümüz itibariyle e, diyebilirim dünya çapında bütün tarihsel serüvenler içerisinde yegane bir kadın hareketi yaratıldı Kürdistan'da. Ve yine e, işte insanlık adına harekete çıkan yola çıkan bütün sosyalist hareketlerin de deneyimleri var. Ortak slogan yine hep işte devrimde Devrim olduktan sonra kadın sorunu çözülür. İşte proletarya özgürleşir, şu özgürleşir sonra kadın. Ama yine burada da kadını hep ikinci konuma koyan bir durum var. Şimdi Kürdistan Özgürlük Hareketi ve Kürt Kadının Özgürlük Hareketi bunu da açtı. Bunun da yol açtığı felaketleri Sovyetlerin çöküşünde gördük. Dolayısıyla çok ciddi insanlık tarihin tecrübeleri üzerinden yepyeni bir çıkış. Bu bugün filizlenen bir durumda. En sonunda e, Zirveye şeyde yakaladı. Rojava'da Daesh'e karşı çünkü biz Daesh'i e, erkek faşizmin zirvesi olarak tanımlıyoruz. İşte 21. yüzyılda toplumları aslında erkek egemenliği Daiş'le ulaştığı Faşizm zirvesiyle kadınlar öncülüğünde kadınları yok ederek öncelikle kadınları vurarak toplumu teslim alma'nın e, vekaletiydi vekil e, vekaleten savaş yürüten bir araç yani paramiliter bir güçtü doğrudan toplumları hedefleyen kadın üzerinden şimdi beklenmedik uluslararası pencereden baktığınızda beklenmedik bir durum çıktı. O da neydi Kürt kadınları? Çünkü daha önce tarihsel tecrübe, erkek egemenliğiyle fazlasıyla yoğunlaşan, onu eleştiren, onun alternatifini yaratan son derece büyük büyük bir özgüvene sahip olan kadın hareketi bu faşizan erkek karakterli sistemi yıktı. Rojava'da, Güney Kürdistan'da işte YPJ, adıyla tanındı. Yeşil binlerce militanı bu konuda savaştı ve kırdılar. Şimdi bu, bununla beraber Kürt Kadın Hareketi'nin kalitesi, derinliği, kapsamı ortaya çıkınca büyük bir heyecana ve sempatiye yol açtı 21. yüzyılda. Yani söylenen, yani bu 100 bizim olacağın pratiği sergilendi aslında 2014'te bu hani uluslararası alanda tanıdı yoksa Kürdistan cephesinde bu biliniyordu. Çünkü Kürdistan artık 30-40 yıllık bir mücadeleden sonra hiçbir şeyi hayatın kadınsız olmayacağı, kadının irade katılımı olmadan hayatın olmayacağı gerçekleri ortaya çıktı. Şimdi bu 2014'ten sonra e, küreselleşti bu gerçeklik öyle diyelim. E diğer yandan tabii bu erkek egemenliğin şu andaki en yalın e, ifadesi ve sumut temsilcisi Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dır. DAEŞ'i yönlendiren, ideolojik olarak ona aynı mayadan gelen kadın düşmanlığı üzerinden toplumları teslim alma, e, erkek egemenin egosu üzerinden siyaset yapan, kadını her şeyden dışarıya işte somut siyaseten diyelim işte kadınların ne kadar çocuk doğuracağını, nasıl giyineceğini e, yine kocası karşısında nasıl duruş sergileyeceğini yani kadına biçim veren, yani resmen köleleştiren bir mantık üzerinden iş bunu belki kara çarşafa büründürerek küle pazarlarından satılarak işte Erdoğan da İstanbul Anlaşması'ndan çıkar, konvensyonundan çıkarak yine Kürdistan'da Kürt siyasetinde kadının rengini taşıyan siyaseti tasfiye etmek için belediye eş başkanlığını tutuklayarak kadınları işte İçişler Bakanlığı soylu üzerinden reşi, rencide eden e, cinsiyetçi tenim, terimler kullanarak bir savaş açtı Kürt kadınlar. Çünkü Kürt kadın Erdoğan'ın projesini boşa çıkardı, DAEŞ üzerinden. Kürdistan'ı işgal etme projesini Kürt kanalı boşa çıkardı. Ee, onun, onun dışında tabii ideolojik olarak Erdoğan'ı zora sokan karşı bir ideoloji var, kadın özgürlük ideolojisi. Ee, toplumun kadınla beraber özgürleşeceğini, daha doğrusu kadın öncülüğünde özgürleşeceği derken Erdoğan'ın tersi bir ideolojik yapılaması var. Kadın köleli üzerinden toplumsal köleliği geliştirme. Şimdi Kürt e, bu kadar hedef seçilmesinin tabii bu boyutu da var. Yani olay, olay, oldukça derin bir mevzuya mevzuyu kapsıyor. Ee, tarihsel e, serüven içerisine baktığımızda daha iyi anlaşılıyor. Bir de ideolojik pencerelerden. Çünkü Erdoğan son derece bir eril ideoloji temsil eden birisi. Kürt kadın hareketi neyi temsil ediyor? Kadın özgürlük ideolojisini temsil ediyor. Onunla toplumu değiştiriyor. Yani Kürdistan'da bugün eğer modern bir toplumdan, demokratik bir toplumdan konuşuyorsak bu kadınların sayısında gerçekleştirildi. Onun için çok muazzam bir kadın hareketi söz konusu. Onun için işte Süleymaniye'de Nagihan Akarsel katledildi. Rojava'da sürekli sihalarla kadınlar hedef alarak katlediliyor. E, en son işte 2013'te Paris'te Sakine Cansız yani Kürt Kadın Hareketi'nin ilklerinden olan Sakine Cansız. Yani ilk mayasını şekillendiren kadınlardan olan Sakine Cansız ve yine e, Leyla e, Şerlemez ve Filan Doğan katledildi. İşte 23 Aralık'ta da 10 yıl hmm. ardından Paris'in göbeğinde e, Evin Gui katledildi. E, Evin Gui'nin kimliğine baktığınızda bir yandan işte mesela son günlerde Fransa basını hep şu çıkıyor. Biraz daha özelleşsel bir yaklaşımdır. Yani kamuoyunun biraz ruh halini yansıtan bir durum. Diyorlar ki Evin Gui bizi Daesh'e karşı savundu. Ama biz onu burada koruyamadık. Yani şunu görüyorlar. Yani Fransa'da insanların e, çünkü biliyorsunuz Fransa yine cihadistlerin merkezi Paris özellikle Cihadistlerin eylemleriyle sürekli bir tehdit yaşayan bir kent. Şimdi e, işte Evingui gibi kahraman kadınların işin yıkmasıyla beraber Fransa toplumları da bu cihadistlerden biraz nefes aldı. Şimdi bunun için bir mahcubiyet de var aslında. E, onun için e, basına da öyle yansıtılıyor. Yani bu toplumsal ruhun bir ifadesi oluyor aslında basında. Hem Le Figaro, Le Monde gazetesinde çıkan makaleler biraz e, o gerçekliği ifade etmeye çalışıyor. E tabi Evin Guysal e karşı savaşan bir kadın değildi. Kadın özgürlük mücadelesini e, teorik altyapısından pratik uygulamasına kadar öncülük yapan bir kadındır. E, seçilmiş bir kadına gelen Akarsel de öyle hem akademik alan hem de onun uygulamasında öncülük rolü oynayan kadınlardır. Yine Süleyman yakınlarına katleden başka kadın komutanlar ve siyasi liderler de aynı profilde yani baktığınızda hep damgasını vuran kadınlardır öncülük yapan kadınlardır ve mücadelelerin toplumsal karşılığı olan kadınlardır. İşte Daesh ile başaramadığını Erdoğan bu şekli bu sefer böyle e, devam sürdürüyor. Yani Daesh başaramadı böyle e, işte atli atli suçluları işte cezaevinden Türkiye'den çıkarıyor. Güney Kürdistan'a roja sızdırarak işte şu şu kadınları vurun üzerinden talimat veriyor. Yine Avrupa'da işte Evin Guiş şahsında yaşadığımız olayda da bu böyle. Eee ve bunu sürdüreceği yani şöyle diyelim Kürt kadınları bir savaş ilan edilmiş durumda. Yani bu en son zirveyi Paris'te tekrar ikinci bir defa yaşadık. demek ki Kürt kadın hareketi gerçekten salt böyle dar kadın özgürlüğüyle sınırlı olan işte geçmiş yüzyılda feminist çerçevede hareket eden değil, feminizmin değerlerini de katarak bambaşka yepyeni bir vizyonla bir kadın özgürlük mücadelesi söz konusu. Şimdi 21. yüzyılda da faşizm geliştirilerek diktatörlükler, otokrasiler, monarşistler artık envai türden erkek egemenliğin çok hortlandığı bir çağa giriyoruz. Hani belki bunu TikTok'ta, Instagram'da başka çok ince ayarlarla kamufle ediliyor ama toplumsal sömürü, doğa sömürüsü ve bence dünya yıkan bir gerçeklikle erkek egemenliğin 21. yüzyılda yaşamı yaşanılmaz hale getiren bir şeydir. E buna karşı... Kürdistan dışında da çok alternatif gelişmiyor. Yani karşı görüş, karşı örgütleme. Şimdi bu Kürdistan'da kadın öncülüğünden gelişiyor. Çünkü küresel bir e, şeysi de var, bir katkısı da olacak bu kadın hareketin. Zaten o yüzden de bir sahiplenme var. Dikkat edin İran mesele değil mi? İsrail o kadar uğraştı, Amerika Birleşik Devletleri o kadar uğraştı. İşte en son NATO zirvesine doğrudan düşman ilan edilen bir rejim olarak. Ama kim İran'ı sarstı? Jinjian Azadi e, felsefesi. E bu Jinjian Azadi'nin 30 yıllık tarihsel gelişimle Evin katkıları var, emekleri var. Öyle kendiliğinden gelişen bir durum değildi. Her şeyden önce de Önder Apo'nun e, büyük bir katkısı var. Çünkü onun ifade ettiği, yani kadın hareketi, Kürt kadın hareketi mücadele geliştirdikçe onun teorik tanımı da Önder Apo tarafından yapıldı. Ve 94'ten başlayarak günümüzde Jinjian Azadi olarak çıktı. Bu kadının toplumu özgürleştirme mücadelesi, sosyal devrim olarak adlandırılan kadın devrimi aslında de, sosyal bir devrimdir Kürdistan somutunda. Sosyaliteyi değiştiren bir devrimdir. Adını da öyle koydu. Kadın, e, yaşam, özgürlük. E şimdi İran rejimini nasıl dize getirdi? Değil mi? Amerika bütün güvenlik sistemiyle İran'ı yıkmaya çalıştı. İsrail, ha, bir de her fırsatta ona saldıran yine işte Suni Arap devletleri cephesi ona saldırdı. Hiç kimse başaramadı ama gelin görün ki Kürt kadın hareketinin yaşam felsefesi İran'ın zirvede olan erkek egemenlik rejimi nasıl sarstı? Şimdi bunlar kendiliğinden olmadı. Ee, onu da görüyoruz. Yani gücünü, gücünün ne kadar büyük olduğunu anlatmaya çalışıyorum. E şimdi onun için bu kadar bir hedef e, seçilmişliği var. Şimdi onun için bizim bunun farkına varmamız gerekiyor kürkanlar olarak. Yani sahip olduğumuz bu mücadele deneyiminin devletleri bile sarsabilecek bir güce sahip olduğunu işte Türk devletini sarsıyor, İran devletini sarsıyor ve işte bölgede bölgenin halkların kontrol edilmesi için kurgulanan İslam devletini de yıktı bu işte Daesh devleti. Bu kadar muazzam bir güçten bahsediyorum ben. Bundan bakarsanız neden evin Gui vuruldu? Neden buna karşı sessizlik var? E, çünkü Fransa'da da hani feminizm damgasını vuran bir yer ama sonuçta milliyetçiliğin ve ulusalcılığın şekillendiği bir devlettir Fransa devleti. İlk ulus devlet şekillenmesi burada yaşanıyor. Yani erkek egemenliğinin kurumsallaştığı bir alandır buna karşı elbette feminist devrimi feminist e, mücadeleler oldu ama e, sonuçta Fransa devleti erkek egemenlik patentli bir devlettir e, Türk devletiyle Türk devletinin de kendisine göre şekillendirmede yardımcı olan bir devlettir İşte İta Teraki burada biliyorsunuz kurgulandı Jön Türkler zaten Jön Fransızcadan geliyor genç Türkler buradan şeklini aldı yani bir eril e, işbirliği var burada e, çıkara endeksli çok da böyle toplumları demokrasi özgürlüğü takan bir e, ideoloji değil bu e, sürekli uzlaşabilecek ideoloji var burada şimdi biz e, 23 Aralık e, katliamını yani daha doğrusu Türk Devleti'nin terör saldırısını ele alırken e, neden hani hep soruluyor neden bu kadar e, zaman aşımına uğruyor ya veya birinci katliam Birinci Türk Devlet Terörü olarak 2013'te 9 Ocak'taki saldırılar niye aydınlatılmıyor? Ben hep derim o tarihe bakın. Tarihin tekerürü, tarihin günümüzde gizli olan bir sürekliliği var. O da nedir? Jön Türkler nerede şekillendirildi? İşte bugün e, Kızıl Elmacılar olarak tanınan Türk Devleti içerisinde tamamen Kürt soykırımı üzerinden e, bir siyasal çekirdek var Türk Devleti içerisinde. İşte Ermeni soykırımına yol açan çünkü onun da konsepti bir nevi Paris'te yapıldı. Şimdi bu işbirliği devam ediyor 99 yıldır. Bu oyun tutmadı. Yani profil katil profiliyle tetikçinin profiliyle kamuoyunu meşgul etme çok erkenden burada deşifre oldu şimdi. E, ondan sonra zaten Türk devlet yetkilileri konuşmaya başladı. Profil tutmayınca, profille hedeflenen oyalama tutmayınca bu sefer hemen harekete geçtiler. E şimdi mesela dikkat edin Türk devleti ciddi bir panik yaşıyor hükümeti. Örneğin pazartesi günü işte Fransa Ankara Büyük Elçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağırıp Fransa hükümetine nota verildi, diplomatik nota. İçinde de ne söylenmişti? işte Fransız politikacılar niye Kürtlerle aynı şeyde sergilemiyor? Yani Fransa'da Kürtlere dönük olan sempati hedefleyen, dayanışma hedefleyen bir açıklama. E çünkü bu sempati ve dayanışma hükümet, Fransa hükümetini de baskı altına alıyor ve bu da Türk devletiyle Fransa'nın istediği gibi pazarlıkları yapmanın önüne alıyor bir de düşünün aradan dört gün geçti dün işte perşembe günü e, Türk Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Fransa Dışişleri Bakanı aynı şeyi söylüyor e, zaten dört gün önce nota verdi nota en ağır eleştiridir tekrar niye Fransa Dışişleri Bakanı arayıp aynı yani, diyor ki biz aslında verdiği mesela şu Çavuşoğlu'nun ve önceki günde verilen notada da e, diyor ki biz öldürürüz katlederiz ama Kürtler konuşmasın buna karşı çıkmasın bu kadar zalimane bir yaklaşım. hem gel Kürtleri yarala, öldür, kanlarını burada dök. Hem de diyor ki konuşma Çünkü dayatılan şu Kürtler teslim olacak. Ee, Erdoğan bu katliamın da üstünü kapatmak için hangi oyunlar oynayacağını bilmiyoruz. Fakat yansıyan şu, ciddi bir panik halleri var Türk Devleti'nin. <laughs> Açıklamalarda bir çuvalma var. Ve buradaki Türk elçisi de dünden beri Twitter'da saldırıyor. Yani nota vermişler yetmiyor. Yani Çavuşoğlu aramış yetmiyor. Elçinin kendisi de burada sürekli böyle Fransa kamuoyuna saldıran işte Kürtleri bırakın, bırakın biz öldürelim manasına gelen e, şeyler yani bir algıyla operasyon yürütür yürütüyor. E, bu tabii burada etkiliyor, siyaseti sıkıştırıyor. Çünkü devletler arası çıkar politikası esasdır, ticaridir, diplomatiktir, askeridir. Ama e, avantaj olan ne? Kürtlerin çok fazlasıyla dostu var burada. Kürtlerle dayanışma içerisinde olan çok güçlü bir kitle var burada. Bu da Fransa devletinin 2013'teki oynadığı gibi oynamayacağını ortaya koyduğunu ben düşünüyorum. Kadınları tek yalnız cezalandırmıyor. Kürt kadınlarının bugün hem Orta hem Kürdistan'da Kürt halkı içerisinde Orta Doğu'da ve küresel çapta umut kaynağı olmaları en sonunda işte Doğu Kürdistan'da Jinjian Azadi ile küreselleşen bir felsefeden bahsediyoruz. Şimdi bunun da bir mimarı var tabii ki. Kürt kadınlarıyla kış yaz bahar demeden sürekli hep yanında olan stratejik mütefik olan olan Önder Apo'ya karşı da bir savaş var. Yani 22 aydır orada bu kadar bir savaş sürdürülüyorsa, yani ağır bir işkence sistemi dayatılıyorsa, e, bunun bir nedeni de ortaya çıkan bu kadın hareketidir ve burada Önder Apo'nun da emeği, çabası e, biz Kürt kadınları tarafından asla inkar edilemeyecek bir gerçekliktir. Bugün İmralı'da oluyorsa ve bu kadar ağır cezalandırılıyorsa hem Türk Devleti tarafından hem de uluslararası buna karşı göz yumulmasının bir nedeni bu. Ee, onun için bizim Kürt kanları olarak kendi özgürlüğümüzü mücadelesini verirken bizim e, elbette ahlaki ve vicdani nedenlerle yani kendimizi tanıma kendimizin olmayı başardığımız ıı, noktasında önden APO'nun da emeğini, çabasını yani e, en değerli yoldaşımız bizimle sürekli yürüyen Kürt kanları olarak işte cezaevinin o işkence şartlarına rağmen bütün binlerce sayfasına kadın özgürlüğünü hep kırmızı çizgi olarak belirleyen tek liderdir. Yani çağın lideri olarak böyle bir konumu var. Onun için hep sürekli özgürlüğümüzü isterken evinin intikamının siyaseten alınmasını çağırırken İmralı gerçekliğini unutmamamız gerekiyor kürkanlar olarak. Özellikle de bugünlerde çünkü ikimizin özgürlüğü, Kürt kadınların özgürlüğüyle Önder Ap'ın özgürlüğü birbirine çok bağlı. Bu bizim ahlaki ve vicdani sorumluluğumuzdur. Yeni yıla girerken en çok da özgürlüğün talep edeceğimiz Önder Ap olmalı diye düşünüyorum. Bu konuda herkes de elinden elinden geldiği imkanları zorlayarak bu İmralı işkencesini aşmamız gerekiyor. Çünkü oradaki tecrit bize de dayatılan bir tecrittir. Oradaki susturulma bize de kurşunlarla dayatılan bir susturulmadır. İşte Paris'te Evin kuyuya sıkılan kurşun nedir? Konuşursanız, çalışırsanız sizi böyle yaparız. E önden apoya da diyor sen bunu bunu yaz onun için sana karşı bir ceza uygulayacağız. Ben onun için de bizim özgürlüğümüzün merkezinin Önder Apu'nun özgürlüğü